Şimdi karşınıza ülkemizin kültürel değerlerini başarıyla temsil eden bir grup olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Halk Oyunları grubunu getireceğiz. Gerek yurt dışında gerek yurt içinde katıldıkları yarışmalarda birçok ödül alan grubu daha yakından tanımak için son Amerika seyahatlerinde sahne arkalarına konuk olduk. ...1993 yılında kurulan ve daha sonra çalışmalarını Ankara Büyükşehir Belediyesi çatısı altında sürdüren halk oyunları ekibi FOMGET, ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor. Yurt içinde ve dışında katıldığı yarışmalarda pek çok ödül alan grubun en dikkat çeken başarısı ise geçtiğimiz yıl Polonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kazandıkları birincilik ödülü. Amerika, Fransa, İsveç, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Avusturya, Güney Kore gibi pek çok ülkede performans sergileyen ekip, yurt dışında ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyor. Amerika'ya gerçekleştirdikleri son ziyaretlerinde FOMGET üyeleri ve başkan Tamer Bozkuş'la Siz Ek Son seyircileri için görüştük. Sekiz yaşımdan beri oynuyorum. Aynı zamanda 3-4 yıldır da çalıştırıcı olarak çalışıyorum, eğitmen olarak. Yaptığım işi seviyorum. Aynı zamanda ben Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. 10 senedir bu işin içindeyim. Daha sonra yani o kadar çok içinde oldum, o kadar çok sevdim ki kendi bölümün öğretmenliğini yapmıyorum şu anda. Moda tasarım öğretmenliği mezunuyum ben. Kendi bölümümü yapmıyorum. Halk dansları eğitmeni olarak çalışıyorum. Herkes çok beğeniyor, çok ilgi gösteriyor. Nasıl hani bu şekilde bu kadar güzel dans ettiğimizi, neler yapabildiğimizi soruyorlar. Bu şekilde herkes çok beğeniyor. Yurt dışında, tabii yurt içinden daha fazla bir ilgi var. İnsanların artık oradaki hasretinden midir, gurbete şeyinden midir bilmiyorum ama inanılmaz bir ilgi var, inanılmaz bir sevgi var. O da bizi tabii daha çok mutlu ediyor. İlk Amerika'ya geldiğimde Los Angeles'ta bir festivale gelmiştim festivale. Yani yurt dışında olduğumu hissetmedim. Bu hiç aklımdan çıkmıyor. Ne yemek sıkıntısı çektim, ne dil sıkıntısı çektim. İnanılmaz bir festivaldi, inanılmaz güzel şeylerdi. Aklımda kalan tek şey bu. Gazi Üniversitesi El Sanatları Bölümü mezunuyum. 2001'den beri de FOMGET'te bulunuyorum. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunuyum. 12 yıldır halk oyunlarına devam ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Aynı zamanda FOMGET'te 12 yıldır devam ediyorum halk oyun dansçılığı ve eğitmenliğine. FOMGET Başkanı Bozkuş'a Polonya'da kazanılan birincilik ödülü, yurt dışı faaliyetleri hakkında izlenimleri ve folklorun kültürümüzdeki önemine ilişkin izlenimlerini sorduk. Zakopane'da 2010 yılındaki yarışmada bu yarışmaya her isteyen katılamıyor. Daha önceden bizim görüntülerimizi izliyorlar. Bizi bu yarışmaya davet ediyorlar. Biz de katılma kararı aldık bu yarışmaya. 30 tane ülke vardı. Çok zorlu bir yarışma. Orada 45 dakikalık bir performans sergiliyorsunuz. Bu 45 dakikalık performansı her yöreyi kendi kostümüyle ve canlı müzik eşliğinde sergileniyor. Ve başarılı bir yarışma geçirdik. Orada dünya şampiyonu olduk. Mayıs ayında yine Amerika'daydık. New York'ta. İşte yapmış olduğumuz bir gösteri esnasında çocuklar, dansçılar sahnede oynarken ben kenardan baktım. Bir Amerikalı oynamaya başladı. Baktım böyle içi kaynıyor yani. Gerçekten böyle neşelendi. Hemen onu aldım. Onunla beraber kenarda oynamaya başladık. Ve grup bitirdikten sonra gösterisini bütün grupla beraber aldık. Halaya kattık ve çok mutlu oldu. Yani farklı dinimiz, dilimiz, ırkımız da farklı olsa kültür bir yerde insanı bir yere birleştirebiliyor. Bu benim için özel bir anıydı. Kültür o yüzden çok çok önemli. Yani insanları birleştirici, kaynaştırıcı ve aynı zamanda barışı sağlayan bir unsurdur. Zaten bu faaliyetleri yaparken en büyük amacımız Türk gencinin kültürüne, örfüne, adetine, geleneğine sahip çıkması. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gündü. Sizlerle olmak da çok güzeldi. Keyif aldım gerçekten.